Sevgili Zasparagaz takipçileri, bugün İstanbul Bakırköy Meydanı'ndayız. Vatandaşlara gündeminizde ne var diye soracağız. Ben Zeynep Koç, hadi başlayalım. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Evinde. Nasıl? Ne olabilir ki? Hiç gündeminizde bir durum yok mu? O kadar çok şey var ki bunları söylemeye bile şey yapmıyor. Bir kere Türkiye olmuş bir cehalet ülkesi. İnsanlar ölüyor, kelleler atılıyor. Bu yaşıma geldim, utanıyorum bu ülkede yaşamaktan. İnanır mısın, utanıyorum. Her gün kalkıyoruz, kim ölmüş, kim kalkmış diye. Yazık, günah. Bir kadın olarak peki sokakta gezerken tedirgin oluyor musun? Tabii tedirgin olurum. Eskiden böyle değildi. Bizim zamanımızda herkes böyle gece saat 12'lere 1'lere kadar sokaklardaydık. Şimdi çıkamıyoruz. Nasıl bir önlem almaları gerekiyor sizce? Bu da ülkede adalet olmadıkça hiçbir şey olmaz. Ben teşekkür ederim. Vatandaşın gündeminde ne var? Gündemimiz işin. İş yapıyoruz. Ne işle meşgulsün? Alışveriş, satıcılık, tekstil olabilir. Gelir elde edebiliyor musunuz? Durumlar nasıl? Yani çok fazla, fiyatlar çok pahalı olmuş, artmış. O yüzden şu anda hiçbir şey söyleyemem. Peki şunu merak ediyorum. Son zamanlarda yaşanan pek çok olay oldu biliyorsunuz Türkiye'de. Evet. Sokakta gezerken kendinizi rahat hissediyor musunuz? Güvende hissediyor musunuz? Tabii ki. O konuda rahatım ama akşam mesela saat 10-11 olduğunda dışarıya çıkmak çok zor yani. Teşekkürler. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Valla vatandaşın gündeminde şu anda bir ekonomi var. Ekonomi çok önemli. Bir de bu savaşlar insanı tedirgin ediyor. Yani etrafımız hep savaşla kaynıyor. Yani gelecekten biraz korkuyoruz. Şu anda gündem kötü yani. İstikbalimizi düşünemiyoruz. Çocuklarımızın, kendimizin yerde neler olacağını bilemiyoruz. Bizi Türkiye dış siyasette sizce nasıl bir yol izler? Tahmininiz nedir? Valla bence dış siyasette en güzeli barışçıl yol izlemek. Yani çünkü çevremiz hep kavga, hep savaş. Yani biz de kendimizi onlar gibi davranırsak, onlar gibi hareket edersek biz de bu savaşın içine girmememiz lazım. Yani savaş kötü yani. Her bakımdan kötü. Rica ederim. Hoşça kal. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Gündeminde kriz var. Mülteciler var. Alışveriş mi yaptınız? Poşetinizi görüyorum. Alışveriş yapamıyoruz. Yaptınız mı, yapmadınız? Yapmadım. Nedir bu? İş yerinde kalan ekmekleri eve götürüyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Allah yardımcın olsun. Cümlemizi. Sağ olasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Açlık. Var mı sizde? Abi ne açlığı, ne açlığı kızı. Kadınlarımız Dedim ölüyor oğlum. Burada. Vatandaşın gündeminde ne var? Kadınlarımız ölüyor abla bu ülkede. Sokağa çıkamaz olduk abla bu ülkede. Nasıl Barın. Değerlendiriyorsunuz? O adamın da bacısı var. Yapıyor öyle şeyler. Ne diyeyim, bir şey diyemiyorum daha yani. Şöyle bir senaryo çiziyorum kafamda gençler. Bir kadın bir erkek kavga ediyor. Kadına da bir hali işte yüklendiğini görüyorsunuz sokakta. Müdahale eder misin? Nasıl bir yol izlerim? Kemiğini kırarım. Öldürürüm. Kulağını keserim ben. Çünkü bazen vatandaşlar şunu soruyor. Biz tedirgin oluyoruz. Hani bulaşmayalım. Belki ikisinin arasında bir münakaşa vardır. Bilemeyiz gibi davranıyorlar. Sizin bu durumda vereceğiniz tepkiyi merak ettim. Tepki verirdik. Kim olursa olsun fark etmiyor. Sonuçta kadınlarımıza kalkan eller kırılır. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gündeminizde ne var diye soruyorum. Gündemimizde ne var lan bizim? Ne var? Durumlar nasıl? Durumlar iyi de gündemimizde motor var yani. Motor mu kullanıyorsun? Motor kullanıyorum. Tehlikeli değil mi İstanbul? Tehlikeli de kullanıyoruz abla gene ya. Ne bir şey fark etmiyor bizim için. Okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Okuyorum. Lise mi? Lise. Gelecek kaygınız var mı? Okuduğunuzda ne olmak Bayağı istiyorsunuz? Bayağı var. Yani pilot olmak istiyordum ama öyle bir fikrim yok artık yani. Futboldan devam edeceğim. Futbol da iyidir, güzel bir kariyer. Futboldan devam ediyorum evet. Yani kariyer olarak da iyi. Ama olamazsam kötü. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Katiller, suçlular, uyuşturucu, dehşet, vahşet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı bunlar var. Nasıl değerlendiriyorsun son zamanlarda? Ekonomiyi artık söylemiyorum bile. O artık yani klasikleşti. Evet. Sokakta rahat rahat gezebiliyor musun? Ben geziyorum çünkü benim zihniyetim, bakış açım biraz farklı. Yani korkularımı yenmeye çalışıyorum. Bunları düşünmemeye çalışıyorum. Çok fazla gündemi takip etmemeye çalışsam bile yine görüyorum ama yani çok fazla korkmuyorum. Bir de İstanbul'da yaşamanın verdiği bir rahatlık var. Hani bulunduğum yerlerde tehlikeli bir durum olmadığını düşünüyorum. Zaten gece çok fazla dışarı çıkan bir insan da değilim. Ondan dolayı tehlikede hissetmiyorum. Ama tabii ki önemli olan her yerde bu rahatlığı hissedebilmek. Yani geçen gün Taksim'de bir olay olmuştu mesela. Çok üzücü. Herkesin içinde bir de öyle bir rahatlık oldu ki insanlarda. Bunun bir yaptırımı da olmadığı için suça en çok teşvik eden şey bir insanı ilk işlediği suçtan sonra bir yaptırımın olmamasıdır bence. Ülkede de maalesef böyle bir durum var. Bu yüzden bilmiyorum nereye gidecek. Sizce devlet görevlileri nasıl bir yol izler bu yaşanan olaylardan sonra? Daha temkinli davranırlar mı? Zannetmiyorum. Çünkü zaten her şeyin planlı programlı olduğunu düşünüyorum. Zaten uyuşturucuyla bir mücadele edilseydi şu
an bu durumda olmazdık. Onun dışında da adalet sistemi de düzeltilebilir. Eğitim sistemi de iyileştirilebilir. Her şey yapılabilir. Ama demek ki yapılmak istenmiyor diye düşünüyorum. Sokakta bazen birkaç kişiyle bu son zamanlarda yaşanan cinayet olaylarını konuştuğumuz zaman bir çocuk cinayet işlediği zaman, yetişkin bir çocuk da olsa, cinayeti işledikten sonra bu suçun ondan kaynaklı değil, ailenin çocuğu yetiştirmesinden kaynaklı olduğu söyleniyor. Pek çok görüş var bununla ilgili. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aile tabii ki çok büyük bir etken ama toplum daha büyük bir etken bence. Yani toplumsal bir bilinç var, ortak bir bilincimiz var. Dolayısıyla onu ne kadar iyileştirirsek bunları o kadar azaltabiliriz. Tabii ki aile de çok büyük bir etken. Ama aileyi de bu duruma sokan zaten toplum. Zincirleme yapıyor. Evet, zincirleme, aynen. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Gündeminizde pahalılık var, işsizlik var. Bir de şimdi ölene kadar benim derdim, öğleden sonra elin derdi derler. Lübnan var. Akşam gösteriyor kanallarda. Beyrut ateşler içerisinde. İnsan dayanamıyor. Bir parça bakkar gibi oldum. Üzüntüden televizyonu kapattım. Gittim kafayı vurdum, yattım. Bugün ne oldu bilmiyorum. Diyorlarmış ki en hızlı hareketi başlatacağız. Açlığa, sıkıntıya, perişanlığa alıştık artık. Fakat istiyoruz ki dünya üzeri yinde kimseye bir şey olmasın. Herkes olduğu gibi, doğduğu gibi yaşasın. Ama git de İsrail'e laf anlat. Orada bir de diyor ki büyük devletler sessiz. Ya niye ama onların arkasında varlar. Onları yaptırıyorlar. İnsan olarak da elimizden bir şey gelmiyor. Hicap duyuyoruz. Yemek bile gelmiyor insanın içerisinden. Çünkü diyorsun orada insanlar yağmur gibi bombaların altında. Ben burada oturmuşum, ayak ayak ıslatmışım. Atmasam bile yemeğimi yiyorum. Yağlı yaman, aç, yakşı yaman da derler İranlılar. Ama onun durmasını istiyorum. Şimdi ben bu karalığa, fakirliğe, yokluğa tahammül ediyorum. Ne yapalım? Dedelerimiz falan da sırkat devri yaşamışlar. Aç susuz yaşamışlar. Öyle böyle. Yarım karın doymuşlar. Biz de... Şunu dediniz ya, ben karın açlığına da razıyım artık. Ne yapayım? Böyle savaş dursun. Dünyada kimsenin burnu kanamasın. Kimsenin gözüne tütün gitmesin. Çünkü herkes bir insandır. Onun yarın bir gün başımıza gelirse vay anam demeyelim. Onlar da bizim gibi can, insan, yaşama hakları var. Aynı dünyayı beraber paylaşıyoruz. Birbirimizden farkımız yok. Herkesin hakları eşittir. İnsanlar ağlamasınlar, acılar, sıkıntılar, zulümler görmesinler, rahat yaşasınlar. Herkes yerinde sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ ol abla. Ben teşekkür ederim. Öyle değil mi abla? İnsanın vicdanı kanıyor. İnşallah bu konular sıfırlanır da hiç değilse ne yapalım? Açlığa tahammül ederiz. Bulursak yeriz, bulmazsak aç yatırız. Varsa yeriz, varsa yemeyiz dediniz ya. Biz niye bu haldeyiz? Biz savaşta mıyız ki? Hayır efendim. Başımızda 600 tane milletvekili var. Bir tanesinin yanından geçmek istemiyorum. Bugüne kadar sağ partisine de verdim, sol partisine de verdim, oy verdim. Baktım ki ne ondan ne bundan. Bunlar kelime oyunları yapıyorlar. Demagoji yapıyorlar. Bunlar bir arada yemekler yiyorlar meclisin çatısı altında. Birinden duyduğuma göre 25 liraymış tas kebap. Tiyatroya gidiyorlar, sinemaya gidiyorlar, maça gidiyorlar, savcısı solcusu milletvekilleri. Eğlenceye gidiyorlar, tatile gidiyorlar. Aşağıda onlar zulmedenler yukarıda, aşağıda biz eziliyoruz. Buna da razıyız. Yeter ki şu Orta Doğu'daki savaş bitsin. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum. Sizi hep Bakırköy'de görüyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Buranın ikonu musunuz? Burada oturuyorum. Ne zaman gelsem görüyorum sizi. Hep sokakta geziyorsunuz herhalde. Evet. Hep sokaktayız. Arkadaşlarla geziyorum. Allah'ın ömür versin. Uzun yürüyüşler diliyoruz size. Şunu merak ediyorum. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum. Ya neler yok ki. Pahalılık var, savaş var, savaşa girme korkusu var, hastalıklar, koronanın yeni virüsü var. Ondan sonra daha deprem var. Var da var. Daha ne olsun? Siz bunlardan hangilerinden etkileniyorsunuz peki? Savaştan etkileniyorum. Ondan sonra depremden, koronadan. Psikolojik olarak hepsinden etkileniyorsunuz. Hepsinden etkileniyorum. Nasıl etkilenmeyeyim? İki kere korona geçirdim. Hastanede yattım. Depremde gördük işte doğu illerinde olanları. Ondan sonra işte ne bileyim savaşı da görüyoruz. İsrail Beyrut'a atıp duruyor. Acaba bize o gelirse Cumhurbaşkanımız da diyor ki biz de savaşa sokabilirler diyor. Nasıl etkilenmeyeyim? Sayın Erdoğan sizce nasıl bir yol izler? Onun bir bildiği var ki onu söylüyor. O bildiğini bize söylemiyor ki korkmayalım, panikleşmeyelim diye. Şöyle değil, o iyi günler. Merhaba gençler, vatandaşın gündeminde ne var diye soruyoruz. Ne var vatandaşın gündeminde? Süperlik. Ekonomi. Süperlik dedi o da. Okula mı gidiyorsun? Okuldan dönüyoruz. Şimdi yemek aldık. Oradan dönüyoruz. Bir günde okulda ne kadar harcıyorsunuz? Böyle kaç, 5 kişisiniz tek tek merak ediyorum. 150 falan. 150 sen? Değişiyor, harcamamaya çalışıyorum. Ne kadar harcıyorsun?
50-60 harcıyorum. 50-60 siz? 150-200 arası. Pahalı fiyatlar. 150-200. Benim de öyle. 150. Ortalama 150-200. Ben çok az harcıyormuşum ya. Sen neden böylesin? Harcamak istemiyorum, bana kalsın. Ya, okulda yemek yiyor musun, besleniyor musun, evden mi getiriyorsun? Evden de getirdiğim oluyor, okuldan da yediğim oluyor. Merak ediyordum şunu aslında. Bazı gençler diyor ki tost 30 lira gayet uygun diyorlar. Bazıları diyor ki abla sorma, günlük 200 lira para harcıyoruz. Ayda 6 bin lira para yapıyor vardı. Burada bir 5 kişi vardı, sormuş oldum bu vesileyle. Şimdi mi? Sizde ne kadar işte bilmiyoruz. Bilmiyorum da benim kardeşim ortaokulda. Tavuk döner 80 lira. 80 TL. Dışarıda daha ucuz. Evet. Bizim okul biraz kasıkçı, hiç beğenmiyoruz. Şunu da merak ediyorum, eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gibi gibi. Gibi gibi. Yani bence kötü. Bence de kötü. Çok kötü, müfredat falan hiç beğenmiyorum, hiç benlik değil. Peki siz milli eğitimin başında olsaydınız neyi değiştirirdiniz? Değiştire değiştire zaten bu hale getirdiler de. Ben de geçeyi yani, değiştireceğim. Sınav sistemini. Evet, ben sınav sistemini değiştirdim. Bir de bence yani okul ders saatleri çok fazla, birazcık daha kısaltmaları gerekiyor. Çünkü çok yoruluyoruz ve son derslerde de hani halimiz kalmıyor yani. Dinlesek bile öyle anlamadan dinliyoruz. Ya da teneffüs uzayabilir. Vay. Biraz daha dinlenelim yani. Var mı demek istediğiniz bir şeyler? Teşekkürler. Neymiş? Kadro Anadolu Lisesi. Buradan selamlar.